Diş beyazlatma yöntemlerini Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden Doktor Burak Gümüştaş'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dişler hangi nedenle beyazlığını kaybeder? Dişlerin renk değiştirmesinin pek çok farklı nedeni vardır. Yaş itibariyle dişlerimizde daha sararma meydana gelmektedir. Bu sararmanın meydana gelmesinin nedeni dentin dokusunun, dişimizin içinde bulunan dentin dokusunun renginin daha yansıması nedeniyle olmaktadır. Bunun haricinde dışsal renk değişikliği meydana gelmektedir. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalardaki bulunan boyalar, boyar maddeler, onun haricinde sigara, tütün gibi renklendirici maddelerin kullanımı dişlerde renk değişikliğine neden olmaktadır. Ayrıca iç renklenme dediğimiz bazı rahatsızlıklar sonucunda kullanılan antibiyotikler veya çok fazla kullanılmış olan flor preparatları da dişlerde renk değişimine meydan getirmektedir. Dişler beyazlığını kaybettiğinde diş beyazlatma yöntemlerine başvuruyoruz. Nedir bu diş beyazlatma yöntemleri? Bizim diş hekiminde kullandığımız iki çeşit beyazlatma yöntemi vardır. Bir ofis beyazlatma, bir de ev beyazlatması uygulamaları vardır. Ofis uygulamaları daha çok klinikte geçirdiğimiz kısa sürede daha hızlı beyazlatma sağlamayı amaçladığımız uygulamalardır. Ev uygulamalarında daha uzun sürede daha yavaş hızla yaptığımız beyazlatma uygulamalarıdır. Ofis tipi beyazlatma nasıl yapılır? Ofis beyazlatmasında hastamız tek seferde 15 ya da 30 dakikalık ara dönemlerde, seanslarda toplamda 1 saat, maksimum 2 saatte beyazlatma işlemini tamamlayıp hastayı eve yolcu uğurladığımız bir sistemdir. Bunun haricinde hız ve de beyazlatma süresi burada hastanın tercih nedeni olmaktadır. Ev tipi beyazlatma nedir? Nasıl yapılır? Bir ölçü alımını takiben yapılacak plak üzerinden beyazlatma işlemini evde kendi başına gerçekleştirecektir. Bu gerçekleştirdiği beyazlatma işlemi yaklaşık 2-4 hafta arasında sürecektir. Bu tabii bizim kontrolümüz altında olmak kaydıyla daha uzun süren, daha yavaş süren bir beyazlatma çeşididir. Ofis ve ev tipi beyazlatma ne kadar sürede nasıl bir beyazlatma sağlar? Hem ofis tipinde hem de ev tipinde beyazlatma elde ettiğimiz beyazlatma çok farklı değildir. Ancak burada var olan fark sadece beyazlatmanın oluştuğu süredir. Ofis tipinde 1 saatte elde ettiğimiz beyazlatmayı ev tipinde 4 haftada elde edebiliriz. O nedenle hastalarımız daha çok ofis tipi beyazlatmayı tercih etmektedirler. İşlem sırasında hasta bir acı, ağrı ya da yanma hisseder mi? Ofis tipi beyazlatma biraz daha hızlandırılmış beyazlatma olduğu için işlem esnasında çok hafif hassasiyet hissetmesi mümkündür. Ancak bu hassasiyet 24 saate geçmez. Ağrı kesici de kullanılabilir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Onun haricinde ev tipi beyazlatmada da hassasiyet meydana gelebilir. Ancak bunlar çok tedavi etkilemeyen şikayetlerdir. Diş beyazlatma işlemi herkese yapılabilir mi? Beyazlatma özellikle yoğun, şiddetli diş eti rahatsızlığı olan hastalarda ne yazık ki yapılamamaktadır. Kök yüzeyi açık olan hastalarda çok fazla tercih etmemekteyiz. Onun haricinde emziren ve de hamile hastalarda beyazlatma uygulamaları ertelenmektedir, yapılmamaktadır. Süt dişlerinde çocukluk çağında, erişkinlik çağına gelinceye kadar çok fazla beyazlatma yapmayı istemiyoruz. Onun haricinde dişlerde çok yoğun çürük, abrazyon ve de aşınmalar olduğu zaman onlarda da hassasiyet çok artacağı için çok beyazlatma yapmak istemiyoruz. Peki hamilelere diş beyazlatma işlemi yapılabilir mi? Hamileler içinde geçirdikleri dönemden dolayı çok fazla beyazlatma yapmak istemediğimiz bir kesimdir. Beyazlatma ajanının herhangi bir sistemik dolaşıma girme olasılığı yok.
Ancak özellikle ofis tipinde çok sistemik dolaşıma girme ihtimali yoktur. Ancak yine de hassasiyet riski sonucunda ilaç kullanılması gerektiği için hamilelerde çok fazla gerekebileceği için hamilelerde çok fazla beyazlatma işlemi yapılmamaktadır. Beyazlatma derecesi herkeste aynı mı olur? Kişiden kişiye diş rengimiz çok farklı olduğu için her birimizin boyu farklı, kilosu farklı, birbirimize çok da benzemediğimiz için genelde diş beyazlıklarımızda dişlerimizin rengi de birbirine benzemiyor. Sonuç olarak diş beyazlatması yapıldığı zaman da herkes için aynı derecede beyazlama meydana gelmeyeceğini tahmin edebiliyoruz. O nedenle beyazlatma yapıldığı zaman önceden şu kadar ton açılacak ya da bu kadar beyazlama bekliyoruz tarzında bir öngörüde bulunamıyoruz. Aynı bireydeki dişler bile aynı beyazlatma ajanında aynı derecede etki göstermeyebiliyor. Bunlara rağmen tamamen yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz. Beyazlatma işleminin ömrü ne kadardır? Ofis ve ev tipinde beyazlatmanın yapılış süresi arasında çok ciddi bir fark vardır. Onun dışında herhangi bir farkı yoktur. Oluşacak beyazlamanın yaklaşık olarak 2 sene civarlarında, çok iyi bir ağız hijyeniyle birlikte 2 sene civarlarında ilk günkü gibi beyazlık devam etmektedir. Aşırı çay sigara kullanımını, tabii bu biraz daha az olma ihtimali vardır. Ofis ya da ev tipi beyazlatmanın bunlar arasında bir farkı yoktur. Bu işlem dişlere zarar verir mi? Dişlere herhangi bir zarar veren bir uygulama değildir. Çünkü beyazlatmayı biz dişimizin içindeki oluşan, dışarıdan girmiş olan ya daha önce oluşmuş olan pigmentlerin açılması ile sağlıyoruz. Yani diş üzerinde herhangi bir sert dokunun kaybı olmuyor. Bu nedenle kozmetik diş tedavileri arasında dişe tek zarar vermeyen uygulama olarak söyleyebiliriz. Diş beyazlatma işlemi sonrası hasta nelere dikkat etmeli? Diş beyazlatması sonrasında birazcık renkli gıdalardan uzak durmamız gerekmekte. Çay, kahve, sigara tabii bunların başını almakta. Ancak işte vişne suyu gibi ya da çok yoğun renk verici, işte boyar maddeler, şalgam suyu gibi çok yoğun boyar maddeler verici gıdaları çok tüketmemek tüketmemesini istiyoruz hastamızın. Onun haricinde genellikle beyaz bir diyet uygulamaları kendileri için daha iyi oluyor. Yurt dışından beyazlatma işlemi için gelecek olan hastalara neler önerirsiniz? Kaç günlerini ayırmalılar? Yurt dışından gelecek hastalar için öncelikle bir randevu oluşturulması çok önemlidir. Çünkü beyazlatmayı bir muayenenin arkasından oluşturulacak tedavi planlaması üzerinden yapılması gerekmekte. Bazen hastalarımızın diş taşları beyazlatma yapılmasını engel olmakta olduğu için ilk başta bir diş taşı temizliği yapılması gerekir. Daha sonrasında beyazlatma tedavilerine geçmek gerekir. Bunlar için yaklaşık 2-3 günlerini ayırmaları yeterli olmaktadır. Bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.